ABD karışık soru çözümü 140. A ve B kare matrislerinden A matrisi simetrik ve B matrisi ters simetriktir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi simetrik matristir? Öncelikle A matrisi simetrik ise bundan ne anlamalıyız? Bir matris simetrikse onun transpozu kendisine eşit olmalıdır. A'nın transpozu A'ya eşittir. Transpozunu aldığımızda kendisiyle aynı şeyi buluyorsak o simetrik matristir. B matrisi ters simetriktir denmiş. Bir matrisin transpozunu aldığımızda kendisinin tüm terimlerinin eksiyle çarpılmışı çıkıyorsa, yani B'nin transpozu eksi B'ye eşitse biz ona ters simetrik diyoruz. Bu iki bilgiyi tartışmıyoruz. Bunları biliyoruz. Şimdi gelelim buraya. Aşağıdakilerden hangisi simetrik matristir? Simetrik olup olmadıklarını anlamak için transpozlarını alacağız. Kendisinin aynısını tekrar elde edebilirsek ona simetrik matris diyeceğiz. A şıkkımızla başlayalım. Bunun transpozunu alalım. Aldık bunun transpozunu. Toplama durumundaki ifadenin transpozu hepsinin ayrı ayrı transpozları alınarak olur. A'nın transpozu artı A'nın transpozunun transpozu artı B'nin transpozu. A'nın transpozunun A'ya eşit olduğunu biliyoruz. Buradan yazıyorum onu yerine. Bir şeyin transpozunun transpozunu alırsak kendisi olur, A olur. B'nin transpozu ise eksi B'ye eşit. 2 A eksi B bulduk. Buradaki ile aynı mı? Hiç ilgisi yok. Elendi bu. Buraya geldiğimizde bunun transpozunu alalım şimdi. A'nın transpozunu alıyoruz direkt. B'nin transpozunu alıyoruz. B'nin transpozunun transpozu B veriyor. Uzatmayalım onu, direkt B yazalım. Şimdi bildiklerimizi yerine yazalım. A'nın transpozu A'ya eşit. Yazdık yerine. B'nin transpozu eksi B'ye eşit. Burada da artı B var. Bunlar birbirini götürdü. A çıktı. Şimdi burada biz en başta da bunun A'ya eşit olduğunu biliyorduk zaten. A, B artı B'nin transpozu vardı. Şunu getirip burada yerine yazsaydık. Aslında bu gidişat çok doğru olmadı. Yani şu yukarıdaki bildiklerimizi yerine yazıp arkasından bakmamız gerekiyordu. Burayı beğenmedim, bu gidişatı. Değiştiriyorum. Baştan videoyu bir daha çekmekle uğraşamam. Şu yukarıda bildiklerimizi yerlerine koyalım. A'nın transpozu A'ydı. Yazalım onun yerine. A artı B oluyor. 2A artı B oluyor. Ondan sonra transpozunu alalım. Transpozunu aldığımızda sabit sayıları dokunmuyoruz zaten. 2A'nın transpozu artı B'nin transpozu oluyor. B'nin transpozunun eksi B olduğunu biliyoruz. A'nın transpozunun A olduğunu biliyoruz. 2A eksi B buluyoruz. O yüzden bu şık baştaki şununla aynı değil. Elendi. Burada yerlerine koyalım önce. A zaten. B'nin transpozu yerine eksi B'yi koyalım burada. Bunlar birbirini götürdü. A kaldı. A'nın zaten biz simetrik matris olduğunu biliyoruz. Cevabımız B şıkkı. Buradakine devam edelim. A'nın transpozu yerine A'yı koyalım. A artı B burası. Bunun transpozunu alalım bakalım, kendisini verecek mi? A'nın transpozu artı B'nin transpozu olur. B'nin transpozu yerine getirip eksi B'yi koyarsak A'nın transpozu eksi B olur. Bu A'nın transpozu yerine istediğimiz zaman A da yazabiliriz. Ama bunun da bu birbiriyle aynı değil. Bu da elendi. A çarpı B'ye geldiğimizde ise bunun transpozunu aldığımızda, transpozu yanlış yere koydum, dışına transpozu koyacağız. Transpozunu aldığımızda kendisiyle aynısı çıkarsa evet simetriktir diyeceğiz. Bir çarpımın transpozunu alırsak elemanlarımız yer değiştirir. B'nin transpozu çarpı A'nın transpozu olur. B'nin transpozu eksi B'dir. A'nın transpozu ise A'dır. Biliyoruz ki matrislerde değişme özelliği yoktur çarpmada. A çarpı B eksi B çarpı A'ya eşittir gibi bir şey diyemeyiz. Buna geldiğimizde aynı hikaye gerçekleşecek ama yapalım.
transpozu diyelim. Yer değiştirecekler. Öndeki kas sayı eksiye dokunmuyoruz zaten. Transpoz işlemi sabitleri etki etmez. B'nin transpozu çarpı A'nın transpozu olur. Tekrar yerlerini yazalım. Bunun yerine eksi B. Eksi B yerine eksi B yazıyoruz. A'nın transpozu yerine A yazıyoruz. Bu eksiler artı yapıyor birbirini. B çarpı A çıkıyor. Fakat matrislerde çarpmanın değişme özelliği yoktur. Bu ikisi birbiriyle aynıdır zaten diyemiyoruz. Aynı görüntü elde edemedik. Cevabımız burada B şıkkı. B şıkkının cevap olduğu zaten en baştan çok basit bir şekilde gözüküyor. Buradan B'nin transpozunun eksi B olduğunu bildiğimiz için şunlar birbirini götürür. A'nın da simetrik olduğunu biliyorduk. Direkt A'yı işaret, buradaki B şıkkını işaretlemeliydik. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.